Evet değerli izleyenler, Haber 37 gazetesi ve TV 37 olarak 12. yılın ardından sizlere hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tamamen duygularımı ifade etmek istiyorum. Evet, zaman su gibi akıp gidiyor. Daha dün gibi, tarih 7 Ağustos 2009. O tarihte Kastamonu'nun yanı sıra Çankırı, Çorum, Sinop, Zonguldak, Bartın gibi vilayetlerin ilçelerinde 50-70 ebatında 8 sayfa günlük bir gazete çıkmazken Haber 37 büyük bir sorumluluk alarak Kastamonu'nun en büyük ilçesi olan Tosya'da elini değil taşın altına gövdesini koyarak Tosya'da günlük bir gazeteyi ilçe ve bölge halkının hizmetine sunmasıyla Tosya bir ilki yaşattı. Kolay değil. 12 yılda 2904 sayı. Tamı tamına 12 yıl geçti. Ve Haber 37 gazetesi 7 Ağustos itibariyle 12 yaşına bastı. Ve bu süre içerisinde 3000'e yakın gazete okurlarımızla buluştu. 2018 yılı Ağustos ayına kadar 9 yıl günlük yayınlanan Haber 37 gazetesi 2018 Ağustos'unda ülke genelinde yayınlanan yerel gazeteler baskı yapacak gazete kağıdı bulamadığı için bir kısmı kapanırken kimisi renkliden siyah beyaza 8 sayfadan 6 sayfaya düştü. Haber 37 ise yaşanılan bu kağıt sıkıntısı nedeniyle zorunlu olarak refikimiz ile birlikte haftalığa dönmek zorunda kaldı. Ve 3 yıldır da Haber 37 gazetesi haftalık yine 8 sayfa olarak yayın hayatını sürdürüyor. Evet, Haber 37 artık renkli ve pırıl pırıl. Nisan 2021 tarihi itibariyle de Haber 37 Tosyalı hemşehrilerimize daha güzel, daha doyurucu olarak çıkmaya başladı. 35-50 ebat olan ebatı 33,5'a 56 olarak büyütürken renkli, pırıl pırıl bir gazeteyi okurlarıyla buluşturmanın haklı onur ve gururunu yaşıyoruz. Tosya ve Tosyalılar her şeyin olduğu gibi sektörümüzde de en güzeline layık düşüncesiyle daha önceki yıllarda verdiğimiz renkli gazete sözümüzü geç de olsa hayata geçirmenin hazzını siz değerli hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Elbette 12 yıl öncesinden bugüne kadar bizi kabul eden, destek veren, bağırlarına basan okurlarımız ve hemşehrilerimize daha iyilerine layık. Tosya'mızın sesine tercüman olduk. Acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız 12 yıl içerisinde Tosya'mıza D100 karayolundan kavşaklara, tabii kavşak derken biz böylesini istememiştik. Devlet hastanesinden doktor sıkıntılarına, fen lisesinden Karadere'den havaalanına kadar asfalt yol yapımına kadar birçok konuda ısrarlı ve kararlı yayınlarımız siyasilerimizi ve devlet büyüklerimizi de harekete geçirdi. Ve onların katkı ve destekleriyle bu hizmetlerin Tosya'ya kazandırılması noktasında yayınlarımızla vesile olduğumuz kanaatindeyiz. Bizim gazetecilik anlayışımız ve kırmızı çizgimiz vatan, millet, bayrak ve kutsal kitabımız. Bunların yanı sıra halkın tercümanı olduk. Yapılanı ve yapanı övmek, yapılmayanı ve yapmayanı tenkit etmekti görevimiz. Kişisel menfaatlerimizi hiçbir zaman ön plana çıkarmadık. Gazetemizi alet etmedik. Yerel ve geneli birbirine düşürmedik. Tosya menfaatlerini gözettik. Siyasete bulaşmadık. Ve anayasamızın tanıdığı tüm partiler ki biri hariç hep eşit gördük ve aynı mesafede değerlendirdik. Bu 12 yıl önce de böyleydi. Bundan sonra da böyle devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bizi biz yapan, birbirinden değerli okurlarımıza, abone ve reklamlarıyla her zaman yanımızda olan değerli esnaf, sanatkar, iş insanı ve STK'larımıza, Tosya dışından yayınlarımızı takip eden ve destekleriyle bize güç katan değerli dostlarımıza en kalbi teşekkürlerimizi, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Esen kalın. TV 37 ve Haber 37'den merhabalar efendim.
Sevgili izleyenler, yıl 2009 Tosya'ya geliş tarihimiz, yeni bir başlangıç ve yeni bir çevre. Eşim Hüsnü Bey ile birlikte Tosya'ya gelme kararımız, hayatımızın geri kalan kısmının Tosya'ya hizmet etmek, Tosya'nın sesi, kulağı olmak ve gurbetçilerimize köprü vazifesi yapmak adına gece gündüz demeden, günün her saatinde mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışmaya başladık. Her geçen gün hizmetlerimize bir yenisini ekleyerek devam ettik. 2019 yılında büromuzu Cumhuriyet Meydanı'na taşıdık. Hizmetlerimiz gazetemizin yanı sıra firmalarınızın kurumsal kimliği olan logo, katalog, kartvizit, el ilanı, broşür, afiş, kaşe, imsakiye, takvim, branda, folyo, ışıklı tabela, germe branda, karton ve bez çanta, plaket, kupa, tişört, şapka ve daha sayamadığım birçok ürünlerle makine parkurlarımızı yenileyerek teknolojiye uygun bir şekilde sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, yeniliklere devam dedik ya, gazetemizin yanı sıra TV37 web televizyonumuzla Tosya'nın ve esnaflarımızın tanıtımını daha da ileri noktalara taşımaya karar verdik ve TV37 YouTube televizyonumuzu kurduk. Gülay Acar'la iş dünyasında da sevgili esnaflarımıza hem Tosya'ya hem de dünyaya tanıtan tanıtım videoları çekiyoruz. Ben içinizden biri Tosya'nın evladı olarak halkımızın ve esnafımızın yanında bugüne kadar hep beraber olduk. Beni kızları gibi, ablaları gibi ve kardeşleri gibi görüp sahiplenen tüm esnafımıza saygılar sunuyorum. İnanıyorum ki önümüzde daha çok iyi günlerimiz olacak. 2009 yılında doğan çocuğumuz Haber 37 gazetesi ve matbaamız bugün 12 yaşında. Bugünlere gelmemizde emeğe geçen, kuruluşundan bugüne kadar Haber 37 ekibimize ve tüm Tosya'nın saygıdeğer halkına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz. Hoş ve sağlıklı kalın efendim. Allah'a emanet olunuz. Herkese merhabalar. Marka ve hikayenizi yansıtan tasarımlarla müşterilerinize ulaşmanızı sağlıyoruz. Haber 37 ve TV 37'den merhabalar. Görsel tasarım çalışmaları hedef kitleyi etkilemenin anahtar yollarından biridir. Haber 37 ve TV 37 ailesi olarak daha iyi hizmet verebilmek için. Firmanızın kurumsal kimlik, web sitesi, SEO, sosyal medya çalışmaları ve birçok işlemlerinde en ideal sonuçları elde etmek için bize uğrayın. Sözü doğru olanın özü doğru olur.